13 Ekim'de bildiğiniz üzere dünya lansmanı yapıldı ama üretim hattındaki kısıtlamalardan dolayı ve piyasaya ilk çıktığında bütün kullanıcıların ulaşmasını sağlamak açısından bu iki faza bölündü dünya çıkışı. İlk olarak daha büyük pazarlarda Amerika, İngiltere, Dubai gibi pazarlarda sunuldu. Türkiye'nin de dahil olduğu yaklaşık 10 ila 12 ülke arasında 24 Ocak şu an çıkış gözüküyor. Yani biz de 24 Ocak'ta ikinci fazda PlayStation VR'ı Türkiye'ye getiriyor olacağız. Fiyat aslında PlayStation 4 Pro ile aynı, biliyorsun 399 euro olarak açıklandı. Dolayısıyla PlayStation 4 Pro'nun çıkış fiyatı bir işaret verebilir PlayStation VR'ın çıkış fiyatı ile ilgili. Fakat yine belirtmekte fayda var. Kurun hareketlerine çok bağlıyız, Euro kurun hareketlerine. Dolayısıyla Kasım 10'dan eğer ki Ocak 24'e göre çok ciddi bir sıçrama olursa kurda, PlayStation VR'ın fiyatında da bir ayarlama gerekebilir. Aslında ikisinin arasındaki farkı kıyaslamaktan ziyade şöyle söylemekte fayda var. PlayStation VR bir nevi bir aksesuar. Türkiye'de de 300 binin üzerinde PlayStation 4 var. Dolayısıyla hazır bekleyen aslında 300 bin kişilik bir kitle var. Bunların VR almasının yanında bir de yeni konsol alacaklar var. Dolayısıyla ilk başta PlayStation VR, PlayStation 4 Pro'dan daha fazla satıyor olabilir dediğim gibi. Öyle bir zorunluluk yok. Yani şunu söylemekte fayda var. Bugüne kadar herhangi bir ortamda PlayStation VR'ı deneme fırsatı bulduysa kullanıcılar, bu E3 fuarı olabilir, Gamescom fuarı olabilir. Orada zaten bu PlayStation VR'ı PlayStation 4'te denediler. Zaten en başından beri VR geliştirilirken hep PlayStation 4'te çalışacağı üzerine varsayımlar yapılmıştı. Şu an PlayStation 4 Pro aslında farklı bir alternatif olarak çıkıyor. PS4 ve PS4 Pro arasında tabii ki performans farklılıkları olacak PlayStation VR kullanırken. Ama bizim minimum sunduğumuz şey, bütün VR oyunlarının PlayStation 4'te de PlayStation VR ile birlikte çalışabilmesi. Bizim beklentimiz 2016 sonuna kadar zaten 50 tane, 50'ye yaklaşık oyunun PSN ve fiziksel tarafta çıkıyor olması. Ama oyunların ağırlığı PSN tarafında çıkacak. Çünkü daha kısa oyunlar da var. AAA dediğimiz daha güçlü Farpoint gibi oyunlar da var. Third Party'nin de çok ciddi bir desteği var. Yani 2017 sonuna kadar 200'e yakın oyun çıkması bekleniyor PlayStation VR tarafında. Şunlar da açıklandı zaten. Yakından takip eden oyuncular farkındadır. Batman'in, Star Wars'un, ondan sonra Resident Evil'ın PlayStation VR'a uyumlu versiyonları da çıkıyor. Yani hem First Party'nin, yani birinci parti oyunların, hem de üçüncü parti stüdyoların desteğini almış durumda VR. Çok daha fazla oyun içeriği ve oyun dışı içeriğinde çıkacağını düşünüyoruz biz. Move gerekli değil. Biz bütün VR oyunlarının DualShock 4 uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü Move ekstra bir aksesuar. Aynı şekilde Aim Shooter diye özellikle Farpoint oyununda kullanabileceğiniz bir silah, bir tabanca veya tüfek pardon versiyonunda da çalışılıyor. Ama Move kesinlikle zorunlu değil. Dolayısıyla paketin içerisinden de çıkmıyor. DualShock 4 ve kamera yeterli. Kamera da paketin içerisinde yok. Böyle bir paket çıkarmıyoruz Türkiye için konuşursak. Sebebi de şu, hani bugüne kadar satılmış PlayStation 4'ler ve kameralar var. Bu insanların da PlayStation VR alacağını düşünürsek içerisinde zorunlu tutmak bizim için yanlış olurdu. Dolayısıyla biz kameranın paketin içerisinde olmasını istemedik. Ayrı satılacak. Evinde kamera olanlar gidip direkt VR'ı alıp iki tane kamerayla uğraşmak zorunda kalmasınlar. PlayStation VR headseti ile birlikte kablolar, bir processor unit ve de stereo kulaklık çıkıyor. Ama 3D audio özelliği var bildiğiniz üzere PlayStation VR'ın. Bunu sağlamak için 3.5 mm jack'a sahip herhangi bir kulaklık kullanabilirsiniz. Onu da taktığınız zaman 3D audio desteğini alabiliyorsunuz. Yani içerisinden çıkan kulaklığı kullanmak zorunda değil kullanıcılar. Kendi kulaklıklarını kullanmak isteyenler de PlayStation VR headsetinde kullanabiliyorlar. Processor unit çok önemli burada. Neden bir processor unit çıkıyor diye sorular geliyor. Şimdi bu bizim aslında diğer VR başlıklarına göre en büyük artımız. Bu processor unit sayesinde PlayStation VR'ı biz tek kişilik bir eğlence olmaktan çıkarabiliyoruz. Bunun içinde social screen, yani sosyal ekran diye bir özelliği var PlayStation VR'ın. Bu ne demek? Ben PlayStation VR başlığını takıp oynamaya başladığımda bir, benim oynadığım görüntüyü ekrana verip sizlerin izlemesini sağlayabiliyor. İkincisi, 4 kişinin DualShock 4'leri ile benim oyunuma girmesine de olanak sağlıyor. Yani biz PlayStation VR deneyimini ben yaşarken aslında 5 kişi bir sosyal oyun deneyimine de döndürebiliyor. Bir diğer güzelliği de bu processor unit'in sinematik ekran için olanak sağlıyor. Yani bu ne demek? VR content'i, VR içeriği dışındaki içerikleri de biz sinematik ekran açarak geniş bir ekranda PlayStation VR headseti sayesinde kullanabiliyoruz. Burada da şu güzelliği var. Kamera sadece ilk başta PlayStation VR headset'in tanınması için var. Tanıttıktan sonra sinematik ekrana geçerek siz VR dışı içeriğinizi tamamen VR headset'inde tüketebiliyorsunuz. Kesinlikle sadece oyun odaklı bir cihaz değil. PlayStation VR'la oyun dışı içerik de çok fazla
kullanılacak. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde açıklayacağız zaten bu içerikleri de. Ama örnek vermek gerekirse mesela en son bu E3'te de denemişti bazı oyuncular. The Walk mesela, bu The Walk filminin demosu da vardı. Özellikle farklı kafa topu gibi eğitimler de verilebiliyordu PlayStation VR üzerinden. Dolayısıyla bizim tek odağımız oyun tarafı değil, oyun dışı içerikte çok fazla ve çok güçlü olacak PlayStation VR başlığında. VR tabii ilk başta çıktığı zaman daha hani oyuncu kitle dediğimiz, hardcore gamer dediğimiz kitleyi hedefleyen oyunlarla çıktı ama casual oyunlar önümüzdeki dönemde çok daha fazla olacak. Zaten şu dönemde de aslında oynayabilecekleri bir kedi fare oyunu var aslında içerisinde, bir kafa topu oyunu var ama önümüzdeki dönemde VR'ın da daha da gelişmesiyle birlikte tabii ki her yaş kitlesine hitap eden oyunlar çıkıyor olacak. Tabii ki biz insanların 24 Ocağı beklemesini çok da istemiyoruz açıkçası. Şu an planlarımızı onun üzerine yapıyoruz. Hani Aralık ayında itibaren izin koparabilirsek tabii ki PlayStation VR'ın deneyim aktivitelerini yapmayı planlıyoruz. Bu bazıları satış noktalarında olacak. Hani teknoloji marketlerde özel alanlar kuracağız. Bazıları da daha farklı aktiviteler. Bu AVM aktiviteleri olabilir, fuarlar olabilir. Zaten şu güzel haberi de verelim. Şubat ayında GIST fuarı var Türkiye'de. Oraya da gireceğiz ve PlayStation VR deneyim köşeleri oluşturacağız. Dolayısıyla insanların satın almadan önce deneyebileceği alanlar kesinlikle kurmayı planlıyoruz. Şu an PlayStation 4 Pro için Remote Play özelliği zaten duyurulmuş durumda. Dolayısıyla hani PC, Mac, Xperia gibi cihazlarda da Remote Play yapabilecek. Hatta PlayStation 4'e göre daha farklı bir şekilde 1080p'de de bir Remote Play yapabiliyor. Dolayısıyla PlayStation Vita'larında kullanabilirler. Ama şu an PlayStation VR için bir PlayStation Vita ile yapılan bir şey duyurulmadı. Ama bu duyurulmayacağı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili de duyurular gelebilir. İkisini de kullanabilir tüketiciler ama şimdi şöyle bir durum var. PSN'de biliyorsunuz kredi kartıyla satın alım yapılabiliyor. Ama bizim büyük bir kitlemizde 18 yaş altında ve kredi kartları yok. Daha nakit parayla satın almak tercih eden bir oyuncu topluluğu. Onlar için biz geçen sene Kasım ayında PlayStation Plus kartları getirdik. 3 aylık versiyonları ve 12 aylık versiyonları var. Bunları da ağırlıklı olarak şu an Overgame mağazası Kanyon'daki, Sony Center'larda ve de Game Sultan gibi web siteler üzerinden satıyoruz. Bunlar, bu kartta şeye dikkat etmek lazım tabii ki. Bunlar kesinlikle PSN Türkiye hesaplarında çalışan kartlar. Yani bizim ülkemize özel üretilen kartlar. Fiyatları da çok uygun. Hani bildiğiniz üzere 12 aylık PS Plus üyeliği 50 euro. Yani 169 lira. Biz PS Plus 12 aylık üyelik kartında 169 liraya satıyoruz Türkiye'de. PSN'den almak isterlerse biraz daha avantajlı. 149 liraya ödeyerekten 12 aylık PS Plus üyeliğini aktif hale getirebilirler. Bunun sayesinde de PlayStation 4'te multiplayer oyun oynayabilirler. Her ay 2 tane ücretsiz oyuna sahip olurlar. PS Plus'a özel ek indirimler alırlar PSN tarafında ve de bazı oyunların beta testlerine erken erişim fırsatını yakalarlar. Bunlar da Türkiye'de her hafta ben indirilme sayılarını takip ediyorum. En çok indirilen zaten uygulamalar YouTube, Netflix ve Spotify olarak gerçekleşiyor. Yani Türk kullanıcıları PlayStation 4 üzerinden oyun dışı içerik tüketmeyi de çok seviyorlar. Sırf bu 3 uygulama değil, Filmbox Live, Mubi, Dailymotion, Twitch gibi uygulamalar da çok fazla indiriliyor. Dolayısıyla Türk oyun severler de PlayStation 4'ün oyun dışı özelliklerini keşfetmeye başladılar. Biz de bundan çok memnunuz. Ben özellikle kendim Netflix'i çok fazla kullanıyorum. Ben önümüzdeki dönemde daha da artacağını düşünüyorum bu uygulamaların. Şöyle, PlayStation Network tarafında çok güçlü bir güvenlik sistemi var. Buradaki sistemle bazen kredi kartları takılabiliyor. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi bizim tarafta adres girerken Türkçe karakter kullanılması. Türkçe karakter kullanıldığında kartı kabul etmiyor, bloklayabiliyor. İkincisi de noktalama işaretlerinin kullanılması. Nokta gibi, slash gibi, bunları koyduğunuz zaman da size bir uyarı vermediği için o anda fark etmiyorsunuz. Ama biz bunu söyleyelim, Türkçe karakter ve noktalama işareti kullanılması yanlış. Bunları kullanılmaması gerekiyor. Bunları kullandığınız zaman kartı bloke edebiliyor. Ama diğer taraftan da PSN'e baktığımızda biz her sene %110 büyüyor. Şu an dediğim gibi 2 milyon 75 bin kullanıcı var ve tüketilen içerik her sene çok fazla artıyor. Aslında kullanıcılar biraz deneyerek yanılarak da bu şeyi çözüyorlar. Hani kredi kartında yaşadıkları problemi. Biz son dönemde gelen çağrılara da bakıyoruz call center'ımıza. Burada da bir ciddi azalma görüyoruz. Aslında problem daha az yaşanmaya başladı ama tekrar biz belirtelim, hani Türkçe karakter ve noktalama işareti kullanmayın lütfen. Ama hala probleminiz devam ediyorsa da call center'ımızı arayabilirsiniz. Hemen yardımcı olmaya çalışırız. Burada yine oyunun içeriğine bakmamız lazım. Outlast 1'de açıkçası çok zararlı içerikler vardı. Özellikle Türkiye'deki kültüre çok uygun olmayan, pazara çok uygun olmayan, bu sebepten dolayı PSN'e konmadı oyun. Aslında bir Kültür Bakanlığı'na başvurulup dediğim gibi
ceza almasını istemedik oyunun. Biz senin de dediğin gibi otosansür uyguladık ama bu tamamen Türk oyun pazarının olumlu bir şekilde devam edebilmesiyle ilgiliydi. Çünkü çok zararlı içerikler vardı içerisinde. Outlast 2'ye henüz bakmadık, bakacağız. Onun içerisinde de böyle içerikler varsa okların oyun pazarına dönmesini istemiyoruz biz açıkçası. Hani çünkü Outlast'la başlayan bu seri başka oyunlara da sıçrayabilir. Biz bunun olmasını istemediğimiz için böyle çok fazla zararlı içerik olan oyunları Türkiye pazarına açıkçası getirmek istemiyoruz. Uncharted 4'ü bildiğiniz üzere Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle çıkardık ama bu da yetmedi bize. Uncharted The Nathan Drake Collection vardı bildiğiniz üzere. Burada Uncharted 1-2'de biz Türkçe dublaj yapmamıştık. Onların içerisinde de aynı ekiple Okan Yalabık'la, Ceyda Düvenci'yle Türkçe dublajı ekledik. Şöyle de bir güzel durum var. Biz Kasım ayı içerisinde Uncharted 1, Uncharted 2 ve Uncharted 3'ü ayrı ayrı fiziksel formatta çıkaracağız. Hepsinde de yine Türkçe dublaj altyazı desteği olacak. Bunun sebebi de şu. Uncharted The Nathan Drake Collection'ı çıkardığımız zaman şöyle yorumlar geldi. Hani ben 1-2'yi oynadım, 3'ü oynamak istiyorum sadece veya 3'ü oynadım, 1-2'yi bir denemek istiyorum ama bunları ayrı ayrı alamıyorum diye. Bu taleplere de cevap verebilmek adına biz 3 oyunu da tek başına hem PSN tarafında hem de fiziksel olarak Kasım ayında çok da uygun fiyatlara çıkartacağız. Onun dışında dediğin gibi hani Türkçe bizim için çok önemli. PlayStation 4, PlayStation 3, Vita bunların işletim sistemini Türkçe yapmak yeterli değil. Oyunların da Türkçe olmasına çok dikkat ediyoruz. Tabi burada bir kriter de şu, hani oyunların orijinal satış adetleri, satış fiyatına göre gelen tepkiler de çok önemli. Biz yatırım yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de en yakın 7 Aralık'ta The Last Guardian var. Bu oyunu da tamamen Türkçe altyazı desteğiyle, son muhafız alt başlığıyla Türkiye'de çıkartacağız. 2017 çok hareketli bir yıl olarak gözüküyor. Daha bazı oyunların çıkış tarihi açıklanmasa da hepimizin beklediği Horizon, GT Sport, God of War'un yeni oyunu, ondan sonra Dreams, bu tarz oyunları da Örümcek Adam önümüzdeki dönemde çıkartmayı planlıyoruz. Bunların hangileri 2017'ye gelir hakikaten bilmiyorum şu an. Ama biz bunlar için de bu arada Türkçe başvurularını yaptık daha şimdi. Yani biz oyunlar duyurulduğu anda açıkçası Türkiye pazarına inandığımız için Türkçe başvurusunu yapıyoruz. Bundan sonrası biraz da oyuncuların beklentileriyle örtüşmeye çalışıyor. Yani ne kadar bir talep gelirse oyuna onun Türkçe olma ihtimali o kadar yüksek. Çünkü biraz da yatırımın satış adetleriyle geri dönmesi gerekiyor. Başka bir güzel haber vereyim. Bugüne kadar Sony Eurasia olarak biz aslında 3. parti oyunları hiç dağıtmamıştık. Ekim ayı içerisinde bir Türk şirketi Talesworth'ten gelen Mount & Blade'i de dağıtımını almış bulunmaktayız ve de çok uygun bir fiyatla Türkiye'ye getireceğiz. Hem PSN tarafında hem de fiziksel olarak 59 liradan Mount & Blade'i Sony Eurasia olarak dağıtacağız.